Güvence bize gerekli. Sağırmızın bir hemşerim, ne yaparsanız yapın dedik ya. Bu tekne bize gerek. Her tarafıyla. Rahatın bozmayın da ne yaparsanız yapın. Anlaşıldı mı? Hey! Hey arkadaş! Getir! Getir fiskimi! Ver onu! Aaa! Geç bakayım he! Teşekkürler! Hoş geldiniz efendim! Efendim, sizi Kültür Bakanı aradı. Ah. Bu yıl, bu yılki Türkiye Festival Kraliçesi seçiminde başkan olmanızı istiyor efendim. Sonra Vali Bey aradı. Dedi ki, İstanbul Festivali Kraliçesi seçiminde jüri olacak dedi. Kraliçe! Buyurun efendim! Hollywood'dan aradılar. Hollywood. Evet, işte, Hollywood. İşte oradan Carlo Ponti aradı. Sofia Loren'le film yapmanızı istiyor. O çirkin karıyla çalışmam. Alain Delon. Alain Delon. İşte o aradı. Çekeceğiniz filmin başlama tarihini konuşmak istiyor. Bıktım bu adamlardan canım. Canım ne zaman isterse o zaman çalışırım. Natasha Kinski gönderdiğiniz senaryoyu çok beğenmiş efendim. Telefon. Hay! Öyle mi? Bo Derek. Bo Derek aradı. Hayır, hayır. O kızları istemem. Ben yeni bir yüz istiyorum. Yeni bir kraliçe. Yepyeni bir yüz. Yeni bir güzellik ilahesi. Yeni bir seks sembolü. Erkekleri karılarından boşatacak, tonlarla içki içirecek, rüyalarına girecek yeni bir kadın. Yeni bir dünya yaratacağım. Yeni bir kadın, onu bulamıyorum. Ben buldum bile. Ahmaklar, ahmaklar, budalalar, dalalar, aptallar, aptallar. Kimler? Patronlar, zevksizler, prodüktörler. Nasıl kaçırmışlar? Nasıl? Nasıl sizi görememişler? Benim değil mi? Nasıl? Yan profil! Burası Türkan Şoray! Burası Ornella Muti! Burası Hülya Avşar! Ayna getir! Baş üstüne patron! Saçlar Elizabeth Taylor! Gözler! Gözler bir ömre bedel! Beni küçüklüğümden beri Türkan Şoray'a benzetirler zaten! Daha büyüğünü getir oğlum! Oyuncumuz çok büyük, büyük bir yıldız! Küçük aynaya sığar mı? Ayna efendim! Daha büyüğünü! Ayna efendim! Daha büyüğünü! Vücudunuzu görebilir miyim? Ayna efendim! Daha büyüğünü! Oh, çok güzel! Kalçalar! Ayna efendim! Bu vücut hangi perdeye sığar? Çok büyük bir film olacak! Milyonlar kazanacağız! Milyonlar kazanacağız! Milyonlar! Parayı düşünme sen ne olur! Sende var mı? İstemediğin kadar! Kiminle oynayacağım? Söyle kiminle oynayacağım? Cüneyt Tarçın'la! O kızın terifi de hiç sevmem ben! Ben de sevmem! Ay. Sadri Alışık'a ne dersin? Bayılırım! Bayıldı! Kızım bizim bu şarol bakım durumu nedir? Nasıl oluyor? Nedir yani? Bir malumatınız var mı? Şalvar bank bir numara efendim. Stop! Çok güzel, tamam, tam böyleydi. Şimdi kızım, Şalvar bankın diğer final sahnesini hazırlayın. Peki Ulki Bey, hazırlayalım. Tamam mı, anladın mı? Alo? Bir dakika efendim. Şimdi vereyim efendim. Sadriciğim, seni istiyorlar. Alo? Ben Cüneyt. Nasılsın Sadriciğim? Teşekkür ederim, iyiyim efendim. Müjde Sadriciğim. Seninle oynayacak yıldızı nihayet bulabildim. Büyük bir yıldız. Fakat affedersiniz, sizi tanıyamadım. Harika bir kadın. Rüyalarımızdaki kadın. Hangi yıldız? Hangi kadın beyefendi? Ne dediğinizi bir türlü anlayamadım, kusura bakmayın. Tabii Sadriciğim, tabii. Ne dediğimi anlayamazsın. Değişik bir kadın. Konuşman için sana veriyorum. Çok tatlı bir kadın bu. Buyurun, Sadri Bey sizi istiyor.
Ay Sadri Bey, çok heyecanlandım. Ay gerçekten siz misiniz? Evet efendim, benim, buyurun. Ay bu vallahi sizin sesiniz. Aha, ben neredeyse öleceğim. Ay şimdi öleceğim Sadri Bey. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Ben sizin hayranınızım. Pardon, sizin için ne yapabilirim, emredin. Ay aşk olsun yani Sadri Bey. Emredin ne demek? Siz emredin, ben kulunuz, köleniz olayım. Ay biliyor musunuz? Ben sizin çok hayranınızım. Ay neydi o geçen gün gördüğüm son filminiz? Ay o filmde bizi bir güldürdünüz, bir güldürdünüz neredeyse. Ay neredeyse çıldıracaktım. Sonunda bizi ağlattınız. Nasıl ağlattınız? Sizi ağlattığım için üzüldüm hanımefendi. Ziyanı yok. Ben şimdi size rejissörümü vereyim. Rejissör mü? Ne rejissörü hanımefendi, ne diyorsun? Ben sizin sesinizi duydum ya. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Ya deli midir nedir bunlar ya? Allah Allah! Neyse canım, bırak biz işimize bakalım. Şimdi hazır mısın evladım? Tamam, tamam. Son saniye hazır mısın? Tamam abi. Peki ya. Bak şimdi Sadri'cim, şalvar yukarıdan gelecek böyle, sen tutuvereceksin. Tamam mı canım? Tamam, sen hiç merak etme, ben ayarlarım. Hadi şimdilik hoşça kal. Ay ne dedi, ne dedi? Yeni ücreti çok yüksekmiş, ondan bahsettim. Ay şekerim, ama ne alsa hakkıdır. O ne alsa değer. Şu filmin bir maliyet hesabını yapsak iyi olacak. Ah canım, maliyet hesabı falan istemez. İşte paralar burada. Hem de fazlasıyla var. Yeter ki, yeter ki ben bir Sadri Bey'le oynayıp artist olayım. Bir sıfır daha. Hay hay, bir sıfır da benden. Size bir şey daha soracağım. Ama çok utanıyorum rejissörüm. Yani çok ayıp bir şey gibi. Rica ederim, utanacak ne var? Biz artık iç içe sayılırız, değil mi? Şimdi ben bu filmden sonra şöhret olacağım, öyle değil mi? Evet, olacaksınız. Ama şöhret olmak için rejissörün yatak odasından geçmek şart değil mi? Yani ben... aman hanımefendi, böyle bir şart falan yok. Ama rejissöre arzu ediyorsanız ve beğeniyorsanız... Ay nasıl beğenmem? Bir dakika. Başlamamız lazım hemen. Hemen prova etmeliyiz. Dublör lazım önce. Ben inseydim dublör! Buraya gel dublör! Ne dublörü? Ha dublör! Tamam. Bak kaptan hemşerim, sen Sadri Alışık'sın bundan ben. Sonra. Ha, bu karşındaki de Türkan Şoray. Alın kafayla ben bütün kayırları Türkan Şoraycıyorum da. Merhaba Türkan, ben Sadri Alışık. Şakayla karışık, anladın mı? Turistler birbirini gördün müydü sen? Ya, içe rekorları kırmış idi. Ya, tavsiye ederim. Büyük filmdi, şimdi daha büyüğünü yapacak. Nasıl oluyor rejissörüm? Daha güzel oynayın, daha içten oynayın, heyecanlı olun, ağlatın milleti! Olur! Türkan, beni terk et. Etmem! Yalvar. Kadehler yarım yarım,
Allah kahretsin! Söyleyin bakalım, bu sefer niye kavga ettiniz ha? Nedir bu sizden çektiğim? Söyleyin, niye kavga ettiniz? Hiç! Ne demek hiç? Ah! Kim vurdu sana ha? Ali! Peki neden? Ahmet Recep'in babasına küfür etti. Aa, senin baban mı? Başkalarının babalarına küfür ediyorlar, sen kavga ediyorsun, niye? Babalara küfür edilmez efendim. Bıktım artık senden, bıktım! Nedir bu, her gün seninle mi uğraşacağım be? Herkesin başına bela oldun. Babana telefon açayım, gelsin seni alsın. Biraz da onun başına dert ol. Onun babası gelmez Müdür Bey? Bana laf etme lan! Dur, dur, yavaya gel, kavga etme, kovul! Artist olmak istiyorsunuz ha? Ha, iyi iyi. Biz bu işi zevk için yapıyoruz. Siz de zevk için yapacaksınız, değil mi? Evet, evet, bize böyle birisi lazım. Paranız da var mı? He? İyi, iyi, çok iyi. Bende adresiniz var. Yakında sizi ararım. Güle güle. Gel Kemal. Nerede kaldın? Çeki bozdurdun. Bozdurdum patron. Ama çek biraz büyükmüş, paraları yetmedi. Öbür şubeden para getirdiler. Bize de bu yakışır zaten. Bir kısmını da bankaya yatırdım. İyi, bu da senin hissen. Bu sefer iş iyiydi. Karı da zengindi. Patron, gelirken biri takip ediyordu galiba. Polis falan olmasın, bu işin boku çıkacak ha patron. Oğlum, biz film çekmiyoruz ki, adam dolandırıyoruz. Herhalde bu işin de tehlikesi olacak, değil mi? İyi, iyi. Buyurun. Evet benim. Bakın, ben size çocuğumu teslim ettim. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Ben bu işlerle uğraşamam. Hayır, ben okula falan gelemem. Bana ne, ne yaparsanız yapın. Patron be, oğlunu görsen tanıyabilir misin? Yuvaya bıraktığımızda küçücüktü o. Galiba 10 yıl geçti. Büyümüştür şimdi. Gel gidip görelim garibi, sevinir he? Sen bu işe karışma. O senin evladına mı? Onu doğururken ölen de tek sevdiğim kadındı. Karımdı benim. Çocuğun bu işte suçu ne? Sus dedim sana! Peki patron, kızma. Peki, peki. Yardım ister misin ablam? Ben kendi işimi kendim görürüm. Hala yardım istemiyor musun? Şimdilik idare eder. Gel buraya! Gel buraya seni gebertin! Peki, şimdi de yardım istemiyor musun? Fena olmaz! Hadi göster kendini! Hadi bakalım! Heyvah, amcası da geliyor! Ulan, amcayı bana bırak, yeğenini de sen al, hadi! İşte şu çocuk! Şimdi de dayı ile yeğen geliyor! Dayıyı bana bırak, yeğenini de sen al! Ha!
Sülalede başka kimse kaldı mı acaba? Bilmem. Hadi bana eyvallah. Hey ahbap, nereye böyle? Ne o? İki yumruk attın diye ahbap mı olduk? Hey, adın ne senin? Sana ne be? Ben sana adını sordum mu ki? Hadi eyvallah. Güle güle. İnanın beyefendi, böyle çocuk görülmüş değil. Asi mi asi? Laf söylemeye korkuyorum. Hepimize yapmadığını bırakmadı. Ancak sizin yanınızda düzelebilir. Onu almaya hiç niyetim yok. Ama nasıl olur beyefendi? Rica ederim. Bakın, en iyisi alın şu 100.000 lirayı cebinize koyun. Olmaz. Çocuk da burada kalsın. Olmaz. Olmaz mı? Peki, o zaman 200.000 lira olsun. Olmaz, olmaz beyefendi. Peki, olmaz. Peki, 1 milyon. Buyurun. Olmaz beyefendi, buyurun. Olmaz, katiyen olmaz. Beyefendi, bakın 60.000 lira aylığım var. Alın şu aylığımı, beni bu çocuktan kurtarın lütfen. Yalvarırım, yalvarırım, beni bu çocuktan kurtarın. Size duacı olurum. Bir şartla. Tatili biter bitmez geri getireceğim. Hele bir alın, hele bir alın beyefendi. Onu sonra düşünürüz efendim. Beni istemişsiniz efendim. Merhaba ahbap. Ne zamandan beri ahbap olduk? Aa, insan babasıyla böyle mi konuşur? Sus! Bu adam benim babam mı? Demek senelerdir yüzünü görmediğim babam mı? Yumrukları iyi ama kendisinde işi yok. Siz onun kusuruna bakmayın beyefendi. Hadi bakalım eşyalarını topla. Babanla gidiyorsun. Gidelim bakalım. Evet. Gidelim. Oh, Allah'a şükür, Allah'a şükür! Çok kötü araba kullanıyorsunuz efendim. O benim en sevdiğim vazom. Sakın kırılmasın. Korkma, hiçbir şey olmaz. Ne oldu öyle? Benim değil. Senin çok sevdiğin şu vazom vardı ya, işte o kırıldı. Sana dikkat etmeni söylemiştim. Allah Allah! Kaza oldu. Ne yapalım? Bari kalk da şunları toplamama yardım et. Olmaz, toplayamam. Hiç olmazsa kalk da sofrayı kur. Olmaz, kuramam. Kur dedim sana. Ben de olmaz dedim. Bana bak, madem ki artık bu evde beraber yaşıyoruz, işleri paylaşsak iyi olur. Yemin yaptım, tabakları getirdiğime göre sen de sofrayı kuracaksın, anlaşıldı mı? İşte o kadar.
gene ne oldu? Mühim değil. Hani senin o tabaklar var ya, onlar kırıldı. Peki bak, tamam, 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 anlaşıldı. Allah'ını seversen bundan sonra elini hiçbir şeye sürme, tamam mı? Bir şey mi kırıldı gene? Kırılan falan bir şey yok! Müzik dinliyorum! Bak, müzik öyle dinlenmez, böyle dinlenir. Şöyle dinlesen olmaz mı? Bu resimdeki kız kim? Arkadaşım. Evlenecek misin onunla? Hayır. Neden sordum? Hiç. Bu kadar meraklı olmasan iyi olur. Sen şu odada yatacaksın, yatağın hazır, hadi bakalım. Peki sen nerede yatacaksın? İçerideki divanda. Divanda ben yatacağım, yatağında sen yat. Sonra yatağımı Halil'e verdim diye övünmeni istemiyorum. Hadi iyi geceler. Kırılanlar neydi? Mühim değil, kaza oldu. Birkaç vaza daha kırıldı. Ya. Bana bak, bu antrenman dışarıda olmuyor mu yani, ha? Vallahi evde çalışmak çok daha iyi. Ama etrafta çok vazo var. Bir türlü rahat edemiyorum. Ya. Bu gidişle değil evde vazo, hiçbir eşya sağlam kalmayacak. Ah, ben de kırıkları kaldırmanı söyleyecektim. Ayağıma batıyor da. Kendin topla o zaman. Şu telefona bakıver. Baş üstüne efendim. Alo, kimsiniz? Alo, ben Kemal. Ustura Kemal. Anlaşılan sen iyi tıraşçısın ha? Tıraşçı maraşçı değilim ben. Bana Cüneyt'i ver hem de acele. Peki öyle acele etmesen iyi olur. Ha? O neden? Bir daha görüşemeyeceksin onunla. Ne? Çünkü öldü. Ne o, kim ölmüş? Ustura Kemal diye birisinin seni görmesi lazımmış. Ben de öldüğünü söyledim. Oğlum sen deli misin? Nasıl söylersin böyle bir şeyi? Zavallıcık ne kadar üzülüyordur şimdi. Bak, ben şimdi gidiyorum. Elini ne telefona ne de başka bir şeye süreceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Hı. Patron, sana yiyecek bir şeyler getirdim. Çok bitap görünüyorsun, çok kötü görünüyorsun. Patron, bir şey mi oldu? Gemi çarptı. Ha? Ne? Hani boğazdan geçen gemiler eve girer ya, işte öyle girdi evime. Amerikan tankeri mi, Rus tankeri mi? Babasının tankeri. Ha? Neyse, şimdi bunları bırak da bugün ne yapacağız? Sen onu söyle. Bu sandviçe peynir koymayı unutmuşlar be patron. Bak, peynirsiz daha iyiyim. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Cüneyt yok mu? Biraz evvel gitti.
sen o resimdeki kızsın, tanıdım. Sen de Halil olmalısın. Evet, iyi bildin. Vay be, resimdekinden çok daha güzelmişsin. Teşekkür ederim. Buyurun, oturun. İyi ama bana hala isminizi söylemedin. Gül. Buyurun, oturun Gül abla. Gül abla, senin elinden yemek yapmak da gelir mi? Elbette, yoksa acıktın mı? Evet, hem de nasıl. Dünden beri ağzıma bir lokma ekmek bile koymadım. Baban sana yemek vermedi mi? Sen onun verdiği yemeğe yemek mi diyorsun? Hem sen bunları boş ver de bana şöyle güzel bir menemen yapar mısın, onu söyle. Tabii yaparım. Hadi öyleyse, biliyorsun erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Patron be, bu ayı postuyla ne yapacağımızı ben hala anlayamadım. Ne kalın kafalı adamsın! Bak orada millet birbirini yerken bir ayı gelip parayı götürecek. Biliyorsun parayı ayılarla dayılar yer. Ben dayı, sen ayı. Patron, ayıları bıraksak da karıları artist yapsak ha? Hadi hadi yürü! Galiba vuruldum. Yürü hadi yürü, ayıların derisi kalın olur. Peki peki, anladık. Ben galiba hayal görüyorum çocuklar. Lan, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Patron, parayı ayı götürüyor ya! Sandviçimi bitiremedim be patron! Hadi parayı alıp tüyelim, hadi yürü! Hadi! Şu perdeleri kapat artık! Söylediklerimi yapacak mısın, yapmayacak mısın? Neden böyle yapıyorsun? İnsan hiç babasına böyle davranır mı? Baba! Beni yıllarca babasız bırakırken aklın neredeydi? Şimdi mi babam olduğun aklına geldi? Sen benim senelerce neler çektiğimi bilmiyor musun? Herkesin babası okula gelir, çocuklarını sever, okşar, onlara hediyeler verirdi. Benim de gözüm yıllarca kapıdaydı. Babam gelecek, beni sevip okşayacak diye bekledim durdum. Ama sen gelmedin. Şimdi ne zaman baba lafı edilse nefret ediyorum. Vurmak kırmak geliyor içimden. Söyle, neden senelerce babasız bıraktın beni? Çünkü annen senin yüzünden öldü. Suç bende mi? Evet, suç sende. Seni doğurmasaydı yaşıyor olacaktı. Annemi sen öldürdün. Sus!
baba. Oğlum. Annemi çok mu seviyordun? Canımdan çok. Dünyadaki her şeyden çok. Beni de sevebilir misin? Oh, yavrum. Seni hep sevdim. Doğduğun günden beri sevdim oğlum. Sen bana annenden kalan tek hatırasın. Oğlumsun, yavrumsun. Oo, bu ne güzel kahvaltı böyle. Benim aslan oğlum mu hazırlamış, he? Afiyet olsun. 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 Baba, sen ne iş yaparsın? Ben mi? Yaparım, ticaret! Evet, ya ticaret! Peki ne ticareti bu? Canım, basbayağı ticaret! Yani, nasıl diyeyim, yani ondan birinden alırsın malı, öbürüne satarsın, ondan alır, öbürüne satarsın. İşte böyle, böyle ticaret! Baba! Birbirimize bir söz verelim. Nasıl bir söz bu? Bundan sonra birbirimize asla yalan söylemeyeceğimize söz verelim. Bu da nereden çıktı şimdi? Ha? Senelerdir hasretini çektiğim babamı buldum. Şimdi onu bir daha kaybetmek istemiyorum da ondan. Peki, anlaştık. Birbirimize asla yalan söylemeyeceğimize erkek sözü veriyoruz. Peki baba, sen ne iş yaparsın? Ticaret dedim ya, mal satmak işte. Yani alavere dalavere. Bu alavere dalavere işler dediğin iyi mi, kötü mü? İşte pek iyi denmez tabii. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bundan sonra ikimiz beraber çalışabilir miyiz? Olur, olur ama alavere yok. Yok galiba. Galiba. Oğlu çok yakışıklı, babası daha yakışıklı. Bulamadım, sucuklu aldım. Ama sucuk da koymamışlar. Hayırdır be patron? Saatlerdir bekliyorum. Bir iş mi var? Yoksa yeni bir iş mi var? Yeni bir iş falan yok. Artık eskileri de unutacağız. Eskileri de mi unutacağız? Beni kandırma Allah aşkına patron! Zaten kafam iyi çalışmaz. Kimseyi kandırdığım yok. Bak şimdi beni iyi dinle. Al şu ruhsatı ve anahtarları. Arabayı kiraladığımız adama götür. Arabayı isteyen Arap şeyhi öldü. Allah! Arabayı satmıyoruz, iade ediyoruz dersin. Peki! Aldığımız peşinat ne olacak? Ha, o da var ya. Al bakalım, bu da aldığımız peşinat. Bunu da iade edersin. Beni de artık başka iş için arama. İyi, ama patron, sen neyle geçineceksin? Ben neyle geçineceğim? Elbette bir yolunu bulacağız. İyi ama ben nasıl para kazanacağım? Sen nasıl para kazanacaksın? Ama bırak artık şu parayı. Para, para, para. Hayatta paradan daha mühim şeyler de var. Tabii.
Allah Allah! Bizim için hayatta paradan kıymetli ne olabilir anlayamadım. Ama herhalde bildiğin bir şey var. Sen bir şey biliyorsun patron. Hadi artık ben gideyim. Şuradan bir dolmuş bulur giderim. Ben götürseydim seni. Yok yok, sen hele bana bir dolmuş parası ver de. Yavaş git. Hadi bana eyvallah. Yavaş git patron. Niye? Dolmuş durana kadar 70 kilometre var. Ha? Aman be baba, nasıl para kazanacağız diye bu kadar düşünecek ne var? Seninle ben bir arada olduktan sonra ekmeğimizi taştan çıkarırız, değil mi? Böyle demesi kolay oğlum. Biraz da ne iş yapacağımızı düşünsen iyi edersin. Ben buldum bile, en iyisi karpuz alıp satmak. Tamam mı? Peki bu işte para var mı acaba? Oo, elbette. Bu ara en iyi para karpuz gibi işlerde var. İyi pekala, o zaman yarın başlıyoruz. Hay Allah! Taksim meydanında 20 tur attık, hiç satış yapamadık. Yüzümüze bakan bile yok. Evet, bir tane bile satamadık şurada. Her şeyin satıldığı bir yer var. İşte Taksim meydanında karpuz satılır mı? Hey, gelin buraya! Kaç, kaç! Durun, kaçmayın diyorum size! Hadi oğlum, kaç! Tamam! Hadi kaç, 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 kaç! Durun, kaçmayın! Dolaştık ettik, hiçbir yerde bir ayı oynatamadık. Ayı bu, laf anlamıyor ki oğlum. Neyse. Etrafta da kimse yok. Bir bağıralım bakalım, hey! Ayıcı geldi, ayıcı! Hiç kimsenin geldiği gittiği yok. Hadi sen de benim gibi bağır bari. Bu ayı oynamıyor ki baba. Oynamaz işte, dedik ya adı üstünde oğlum, ayı bu, ayı. Ne yapalım? Ne yapacağız? Oynatmaya çalışacağız, para kazanacağız tabii. Hadi oğlum, hadi, hadi ayıcık, hey! Kalk, oyna biraz! Sen de bağır, bağır oğlum, hadi! Hiç laf dinlediği yok. Şuraya bak. Duruyor, öyle. Oğlum, kımılda biraz, kımılda! Ne yapayım baba? Dur bari şarkı söyle. Olmadı! Daha sert dön! Daha sert, sudan hafifsin, sudan hafif! Havadan ağır dön! Bir daha dön! Bir daha dön! Daha sert! Daha sert! Dön! Hiç o enayi herifleri verilir mi? Neden enayi oluyorlarmış? Bal gibi de onlar kazanır. Lig'in en kuvvetli takımı bu. Ben Toto'yu iyi bilirim. Hiç de değil. Onların sığır gibi bir kalecileri var. Eşeğol eşek her topu içeri alıyor. Maşallah küfür edebiyatında hayli kuvvetli. Ne yapayım elimde değil. Ne zaman futboldan laf açılsa ara sıra ağzımdan kaçıyor babacığım. Bundan böyle dikkat et de ağzından kaçmasın. Sen hiç beni küfrederken gördün? Pek görmedim. Göremezsin tabii, çünkü medeni insanlar küfretmezler. Küfretmek terbiyesizliktir. Bundan sonra daha dikkatli olurum, küfür etmem. Aferin sana! Bir daha ağzından küfür çıktığını duymayayım. Benim gibi terbiyeli ol. Evet, şimdi gelelim şu Toto'ya. 6. maç. Beraber! Güzel, bunun için ayağa kalkılır ve şapka çıkarılır. Sonra da şapkalar giyilir. İkinci devrenin 35. dakikası, durum hala 0-0. Beşiktaş bütün hatlarıyla yükleniyor. Metin pas verecek arkadaşlar. Ulan hakem! İnek hakem! Ulan gözüne gözlük tak be! Eşşol eşek hakem! Baba! Ne var? Baba! Dur şimdi! Ne oldu baba? Hani sen hiç küfür etmezdin, ha? Söyle babacığım! Ama hakeme baksana, bizim takımı yaptı! Rıza! Rıza Hüviye! Ne olursa olsun, hemen küfür etmem mi gerek? Dün bana ne dedin? Haklısın! Küfretmek çok kötü bir şeydir, onu demiştim. Evet! Görmüyor hakem, penaltı! Şey...
Aman benim canım hakemcim, hayatımın hakemi. Uyuyor musun baba? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? O hakeme küfür etmekte haklıydın. Toto'ya yatır. Olsun, sen gene de hiçbir zaman küfür etme. Peki. Sen iyi adamsın, iyi babasın, kral arkadaşımsın. Sen de babasını uyutmayan bir çocuksun. Babacığım. Hı? Uyuyor musun? Evet. Ben para kazanmanın yolunu buldum bile. İyi. Ne yapacağım biliyor musun? Sokaklarda şarkı söyleyeceğim. Arabesk söyleyenlere çok para veriyorlar. Ne? Arabesk istemem. Arabeske karşıyım. Sokaklarda şarkı söylemeni istemiyorum. Kesinlikle olmaz. Olmaz dedim, anlıyor musun? Olur baba. Olmaz, asla olmaz. Ha, olur baba. Hayır, olmaz. Ama çok para kazanırız. Peki ama arabesk istemem. Paralar! Paralar, hadi abi, paralar! Hadi bakayım, hadi paralar! Hadi bakalım, senin paranın rengini de görelim. Ben para vermem, para alırım. Hop hop, ne oluyor be? Ne olacak ulan, aracımı alıyorum. Şarkıcılıkta iş yok. Başka iş yapalım. Hop! Bir, iki, üç, hop! Bir! Boş! Herifin burnuna nasıl yapıştırdın ama, feleğini şaşırdı. Sen de hiç fena değildin hani. Ama Karate'yi biraz daha beraber çalışmamız lazım. Babasının oğlu olacaksın. Senin gibi babam olduktan sonra... Ben de senin gibi bir oğlum olduğu için mutluyum. Yoksa bu yaştan sonra yemek yapmakla uğraşır mıyım? Aslına bakarsan sen iyi kavga ediyorsun ama iyi yemek yapamıyorsun. Sana öyle geliyor. Kim bilir ne kadar lezzetli olmuştur. Şimdi parmaklarını yiyeceksin, hele ye de bak. Bu yemek yenmez! Hadi canım, sen de amma yaptın ha! Zaten sen ağzının tadını hiç bilmiyorsun. Madem öyle, sen ye de görelim bakalım. Galiba sen haklısın ama insan her seferinde iyi yemek pişiremez ki canım, bazen kötü de yapar. Ben yumurta falan alayım da bir omlet yapayım ha? Aman aman, sakın bir daha deneyim. Yo, şimdi gelirim ben. Alo, Gül abla sen misin? Ben Halil. Buyur Halil'cim. Gül abla, ben yine acıktım. Üstelik yiyecek doğru dürüst yemek de yok. Ben de yeni yemek yapmıştım. Tencereyi kap gel, yoksa burada tehlike var. Ne tehlikesi? Ne tehlikesi olacak? Zehirlenme tehlikesi. Biraz sonra babam mutfağa girecek de.
Kızım, gene Cüneyt'i mi düşünüyorsun? Kızım, bu iş uzadı artık. Ben de teyzen olarak mürüvvetini görsem, torunlarımı sevsem, inşallah. Zaten bugün onu göreceğim. Evet oğlum. Biz galiba çok şanssızız. Yo, neden şanssız olalım? Baksana, toto oynuyoruz, tutturamıyoruz. Birçok işe girdik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Kaç saattir buradayız, bir tek balık bile tutamadık. Üzülme oğlum. Şans elde, bize de gülecek. Beni böyle mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Oğluma kavuştum. Ama ona iyi yemek pişirecek biri gerek. Ha? Ne demek istiyorsun? Ben de Halil gibi bir çocuğum olsun istiyorum. Ne? Sen bana evlenme teklif ediyorsun. Unut artık, karın öldü. Hayır, benim için ölmedi. Gene yeğenimi kızdırıyorsun. Biraz haklı galiba. Hayatta Gül'den başka hiç kimsem yok. Ölmeden önce onun mürüvvetini görmek istiyorum. O benim her şeyim, servetim onundur. Seni de oğlum gibi seviyorum. Evlen onunla. Bunu düşüneceğim. Sizi görmek istiyorum. Hem de çabuk. Derhal. Ya benim canım istemiyorsa? Biz hallederiz. Dolandırıcılar kralı Cüneyt kardeşim. Sahtekarlar kralı Orhan Bey. Memnun oldum. Ben de. Bir dakika. Arabada konuşalım. Sana iki kere haber gönderdim. Neden beni aramadın? Meşguldüm. Biliyorum. Oğlundan ayrılamıyorsun. Uzun ayrı yılların hasretini gideriyorsun anlaşılan. Bir de kız. Adı neydi? Gül, değil mi? İyi bir parça. Önce senin gibi bir adam niye böyle kıza takılsın diye düşündüm. Sonra çaktın dalgayı. Kızın teyzesi milyonluk mücevherlerin sahibi. Çok zeki adamsın. Kızı kullanıp teyzeye ulaşacaksın. Oradan da mücevherlere.
Öyle değil mi? Öyle değil. Bırak palavrayı, seni tanırım ben. Mücevherleri çalacağını biliyorum. Oğlunu seviyorsun değil mi? Bu işlere onu karıştırma. Ne istiyorsun? Mücevherleri çalacaksın ama... benim için oğlunu adım adım takip ediyoruz. Kararını çabuk ver. Buradan beni ara. Buraya hemen gelmekte tahminimden de akıllı olduğunu kanıtladın. Teklifimi kabul ediyor musun? Bu işe oğlumu karıştırmayacaksınız. O senin elinde. Madem ki oğlunu bu kadar seviyorsun, onu bu işe karıştırmayız. Ama bize kelek yaparsan o başka. Ayrıca bu işten elde edebileceğin parayla ona istediğini alabilir, istediğin hayatı yaşatabilirsin. Bu işten benim hisseme ne düşecek? Yarı yarıya. Bu işi ne zaman yapmamı istiyorsun? Hemen, bir iki gün içinde. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Ben de meyve getireyim. Çok mutluyum. Gene Gül'le bir aradasınız. Afiyet olsun. Ben artık sizi Gül'le baş başa bırakayım. İyi geceler. İyi geceler. Gidiyor musun? Evet, geç oldu. Ne var senin? Biraz yorgunum. İyi geceler. İyi geceler.
Yazıklar olsun. Benimle neden ilgilendiğini şimdi anladım. Gözüme uyku girmedi. O elindeki nedir baba? Hiçbir şey değil. Bir arkadaşımın emaneti. Yarın vereceğim. Yoksa Gül ablayla mı beraberdin? Hayır. Başka bir arkadaşımla beraberdim. Hem sen bu kadar soru soracağını artık yatsan iyi olur. Olur babacığım, iyi geceler. Sana da. Geldiğiniz için sizi öldüreceğim. Konuşmayı bırak da mücevherleri ver. Eğer oğlum duyarsa... Mücevherleri vermezsen oğlum bir daha hiç duyamayacak. Mücevherler burada. Para nerede? Önce parayı ver. Almadım. Doğrusu bayağı şanslısın. Hem Bediye Hanım'ın mücevherlerini çal, hem de Bediye Hanım'a damat ol. Hadi eyvallah. Thank you.
Yakında büyük bir seyahate çıkacağız. Ne o, memnun olmadın? Gazeteyi okudun mu baba? Hayır, daha okumadım. Ne varmış? Bediye Hanım'ın mücevherleri çalınmış. Sahi mi? Ver bakayım şunu bana. Sana bir şey sormak istiyorum. Ama ne olur doğru cevap ver bana. Tabii oğlum. Biliyorsun, birbirimize yalan söylemiyoruz. Mücevherlerini sen mi çaldın baba? Mücevherlerim? Bediye Hanım'ın mücevherleri. Bana inanmıyor musun? Verdiğimiz erkek sözünü hatırla. Doğruyu söyle. Mücevherleri sen çalmadın mı? Evet. Hala cevap vermedin. Ben çalmadım. Yalan. Yalan söylüyorsun baba. Dün gece bütün olanları duydum, gördüm. Bana nasıl yalan söyleyebilirsin? Seni ne kadar sevdiğimi bildiğin halde nasıl yaparsın bunu? Birbirimize yalan söylemeyeceğimize erkek sözü vermiştik. Evet, erkek sözü vermiştik. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim! Halil! Sürme o kirli ellerini bana! Ismarladık baba. Evet Halil, ben yalancıyım, hırsızım, dolandırıcıyım. Bediye Hanım'ın mücevherlerini de ben çaldım. Ama bana inan, bunu senin için yaptım. Seni çok sevdim. Bundan sonra iyi ve namuslu bir baba olacağım. Söz veriyorum. Ne olur gitme Halil. Kal burada, bırakma beni. Hayır baba, kalamam. Evet, benim babamsın. Ama bana... Bana yalan söyledin. Onun için seni affedemem baba. Seninle kalmaktansa o hapishane gibi okuluma dönerim daha iyi. Hoşça kal. Bir kez affet, bir şans tanı bana. İstiyorsun. Patronu görüşeyim. Patron seni görmek istemiyor. Hadi yürü de ese tıraşını görelim. Hadi! Thank you.
mücevherleri almaya. Gel de al. Mücevherler nerede? Mücevherleri istiyorum. Verecek misin mücevherleri? Ha? Vereceğim! Hadi! Çabuk! Düşün peşine! Mücevherler alın, koşun! Koşun! Bediye'nin mücevherlerini çalanlar Taşköprü Caddesi 42 numarada. Hangi soygun mu? Gazetelerin yazdığı büyük soygun. İki de yaralı var, ambulans yollayayım. Ben mi? Ben eski bir soyguncu. Bir saate kadar geleceğim, her şeyi anlatacağım. Anne sevgisini hiç tatmadım. Şimdi de babamı kaybettim. Onu ikimiz de kaybettik Halil. Bizimle kalır mısın? Olmaz. Burada kalırsam Bediye Hanım'a babamın mücevherlerini çaldığını söylemem gerek. Söylemezsem yüzüne bakamam. Ne iyi çocuksun sen. Beni okuluma götürüp bırak. Beğeneyim o. Demek bütün bunlar mücevherlerim yüzünden oldu. Evet. Artık polise gidebilirsiniz. Hayır. Mücevherleri geri getirdiğinize göre... Sahi neden geri getirdiniz? Niçin istediniz böyle bir şey yapmayı? Çok zengin biri olacaktınız. Oğlunuz için mi? Çok iyi bir insansınız. Bana son bir iyilik yapmanızı istiyorum. Mücevherleri geri verdiğimi oğluma söylemeyin lütfen. Neden? Bakın... Hayatta bir kere sevdim. Karımı. Ve onun ölümünden oğlumu sorumlu tuttum. Sonra bir gün ona rastladım. Hayatım değişti. Yeniden yaşamaya başladım. Mutlu oldum. Güldüm. İnsanın bir oğlu olması ne güzel, ne muhteşem bir şey. Ama ben bir dolandırıcıyım. En güzel günümde bu kirli geçmişim bizi yıktı. Oğlum perişan oldu. Yeniden onunla beraber olursan, yeni bir gün belki durmadan eski kirli işlerim, kötü geçmişim aramıza girecek. Oğlum böyle yaşayamaz, dayanamaz, buna mahvolur. Şimdi böylesi daha iyi.
Bir kere kızdı. Bunu unuttu. Beni de unutur. Oğlumu ancak böyle kurtarabilirim. Yaralısınız siz. Hem de ağır yaralısınız. Önemli değil. Dikkat, dikkat! Dördüncü perondaki Ankara Ekspresi hareket etmek üzeredir. Yolcuların yerini almaları rica olunur. Aradığımı sanıyorsanız, o benim için öldü. Ya hala seni seviyorsa? Senden ayrılmak istemiyorsa? Beni sevseydi mücevherleri çalar mıydı? Erkek sözünü bozar mıydı? Gidiyorum. Gene babam hiç olmadı diye düşüneceğim. O birkaç mutlu gün bir rüyaydı. Çocuklar rüya görebilir değil mi? Rüyalarını da sevebilir. Allah'a emanet. Sağ ol. İyi yolculuklar. Geldim buraya. Seninle vedalaşmıştık. Başından beri hep sen konuştun küçük. Şimdi ben konuşacağım. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Senden nefret ediyorum. Umurumda değil. Şimdi beni iyi dinle. Ben sandığından daha kötüyüm. Yalancıyım. Hırsızım. Benim gibi bir adamın hayatında senin gibi bir çocuk olamaz. Bir çocuk sevgisi olamaz. Ben parayı, mücevherleri severim. Hayatımda başka sevgi yok. Ama mutluyduk. Deliler gibi seviyorduk birbirimizi. O da yalandı. Sana acıdım. Hepsi o kadar. Hadi şimdi git. Bana ayak bağı olma. Ben eski hayatıma, sen eski okuluna. Beni de unut. Senin hiç baban olmadı. Olmadı. Hadi git artık yanımdan, git. Dikkat, dikkat! Dördüncü perondaki Ankara Ekspresi hareket etmek üzeredir. Yolcuların yerini almaları rica olunur. Hadi artık, tren kalkmak üzere. Yürü. Allah'a ısmarladık. Güle güle Halil. Thank you.
baba. Hiç yalan söylemesini bilmiyoruz. Nereden anladın? Çünkü akıllıyım. Babasının oğluyum.